Böyle bir saçmalık mı olur Allah'ınızı severseniz ya? Şuraya bak yani. Edirne merkezde bulunan İsmail Güner Ortaokulu'nda ders sırasında yapılan sınıf kapılarının değişimi ve okul tuvaletlerinin yenileme işi velilerin ve öğrencilerin büyük tepkisine neden olmuştu. ETV Haber'in WhatsApp ihbar hattına gelen görüntülerde veliler ders sırasında yapılan çalışmalara tepki göstermişti. Böyle bir saçmalık mı olur Allah'ınızı severseniz ya? Şuraya bak yani. Şuraya bakın ya. Bu çocuklar kalkacaklar, burada eğitim görecekler. Okuldaki çalışma için ödeneğin sağlandığı il özel idaresinden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, konu hakkında basın mensuplarının sorusu üzerine çalışmanın ders sırasında yapılmasının bir hata olduğunu söyledi. Okulların kapanmasına yakın dönemde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün il özel idaresine yeni okul yapımı veya okulların onarımı ile ilgili talep ve dilekçe verdiğini, ancak İsmail Güner Ortaokulu'ndaki durumda işin gecikmeyle yapıldığını, bunun da ders sırasında yapılmasının hata olduğunu söyledi. Geçmiş, çocuklarımız sıkıntılı bir süreç geçirmişlerdir. Ancak pazartesi günü tadilat işleri bitmiş olacak ve çocuklarımız gayet sağlıklı bir şekilde eğitim görmeye devam edecekler dedi. Bildiğiniz üzere iki gün önce İsmail Güner Ortaöğrenim Okulu'nda kapılarla ilgili bir tepki oluşturulmuştur. Bu tepkiler basınımızda da üzülerek izledim. Gerekli yetkililerle bu konuyu görüştüm İl Genel Meclis Başkanı olarak. Süreç şöyle aslında bizde işler. Haziran ayında okulların kapanmasına bir ve iki ay varken Milli Eğitim Müdürlüğü İl Özel İdaresi'ne okulların yeni okul yapımı, okulların onarımı ile ilgili talep ve dilekçelerini verirler. Biz bu talep ve Milli Eğitim'den gelen talep ve dilekçelere istinaden de programımızı yapar. Bu program neticesinde acil işlerde 3 ay içerisinde, okulların tatil olduğu dönemde 3 ay içerisinde ilköğretim okullarımızın ve ortaöğrenim okullarımızın çatı onarımları, iç onarımları, tuvalette kapıların iş ve işlemlerini ihale yaparak yeni döneme yetiştiririz. Burada olağanüstü çok aciliyetten bir olay olmuş. Planlanmayan bir yapı ortaya çıkmış. İsmail Güner ortaokulumuzda kapıların çok kötü şartlarda olduğu, tuvaletlerin çok kötü, hijyenik olmadığı tespit edilmiş. Bununla ilgili İl Özel İdaresi'ne bu onarımlarla ilgili talep dilekçesi gelmiş. İl Özel İdaresi yetkili arkadaşlarımız da ihaleyi yapmışlar ve işi teslim etmişler. İşte biraz da gecikme olmuş ama asıl iyi niyetle başlanılan beri zamanlamadan hata oluşturmuş bir çocuklarımızla ders gören, öğrenim gören çocuklarımızda bir mağduriyet yaşanmıştır. Fakat bu mağduriyetler art niyette yapılmış bir mağduriyet olduğuna inanmıyorum. İyi niyetle yapılmış zamanlama hatası olmuştur. Sorun çözülmüştür. Pazartesi günü itibariyle oradaki bütün tamirat işleri bitmiş ve çocuklarımızın gayet sağlıklı bir biçimde tuvalet ve kapılarının hem ısı kaybını önleyecek bir şekilde yenileri takılmış olacaktır. Bir hata olmuştur. Bu hata bir daha tekrarlanmayacaktır diye düşünüyorum. Yapılabilecek bir şey yok artık. Bundan sonra iki kurum arasındaki bu gibi işlemler, ki bundan önce hep öyle oluyordu. Haziran ayında talepler gelir. Biz Haziran ayında Temmuz, Ağustos, Eylül 15'ine kadar tüm ilköğretim okullarının çatı onarımları dahil, mantolamaları dahil 3 ay içerisinde bitirmiş olurduk. Herhalde burada çok aciliyetten, ödenek yokluğundan yeni bir ödenek gelmesiyle iyi niyetle Milli Eğitim Müdürümüzün iyi niyetle başlatmış olduğu bir olayın zamanlama açısından bir tepkilere neden olmuştur. Çocuklarımız iki gün öğrenimden sıkıntılı bir öğrenim görmüşlerdir ama pazartesi günü bulundukları mekan çok daha çağdaş, çok daha verimli ve güzel bir alanda öğrenimlerine devam edeceklerdir.